Ben 1983 yılında Eskişehir'de doğdum. Anne ve babamın tek kızıyım. Ama aile apartmanında oturuyorduk. Aslında baktığınızda çok kalabalık bir aileydi. Hatta öyle bir aileydi ki o ailenin de tek kızı bendim. O yüzden biraz şımarık büyüdüm diyebilirim. Bütün apartmanda hatırlıyorum hala, şu an bile öyledir. Ne zaman Eskişehir'e gitsem herkesin anahtarı üstündedir. Kapıyı çalar ve girersin yani. Aslında kocaman bir ev gibi düşünebiliriz. Dayılarım, teyzelerim, yengelerim hepsiyle beraber büyüdüm. Tabii tek kız olunca ailenin birçok isteğim oluyordu ve her seferinde annem babam bunu karşılayamıyordu tabii ki de. İşte çikolata istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Benim için çok iyiydi. Eğer onlar bir şey hayır diyorlarsa mutlaka apartmandaki biri evet diyecek ve evet diyecek kişiyi buluyordum yani. Benim için o çok güzeldi. Ve ayrıca büyük bir ailede olduğunuz için ne kadar büyük sevgiyle yetişirseniz, o sevgi ne kadar büyük olursa kendiniz daha özgüvenli büyüyorsunuz. İlkokulda zaten hani hep sınıfın en uzun çocuğuydum. Ve ilkokulda bir basketbol takımı kurmaya karar verdiler. İlk öyle başladım. İlk böyle 1-2 ay çok eğlenceliydi benim için basketbol. Çünkü sürekli oyun oynuyorduk. Hani basketbolun teknik tarafına eğilmemişlerdi henüz ve sürekli oyun oynadık. Sonra o teknik, işte top sürme, birebir mücadeleyi öğrenme falan filan. Onlar başlayınca ben dedim ki çok elliyoruz birbirimizi. O arkadaşım bana niye dokunuyor falan diye biraz rahatsız oldum ben o mevzudan. Çünkü çok birebir bir mücadele vardı. Sonra dedim ki ben dedim hani hocam yapamayacağım. Ne güzel oynuyorduk. Şimdi nereden çıktı bu şey? İlkokul 5'ti yanılmıyorsam. Bıraktım. Daha sonrasında ortaokulda da başka bir okula gittim, ortaokulu. Orada da atletizm takımına aldılar beni. Atletizm takımında yani sürekli koşuyorduk. Bir noktada ben çok sıkıldım yani, böyle bir amaç yokmuş gibi geldi. Sabahtan akşama kadar koş koş koş. En son oradan çıkış kapısına doğru koştum, eve gittim. Daha sonrasında yine okuldayken, ortaokul 2 olmalı yanılmıyorsam. Sınıfta otururken beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Sütçü ile DSİ Ben Spor'un o dönemki altyapı antrenörü Kazım Tokat sınıfa girdiler. Dediler ki kız çocukları lütfen ayağa kalksın. Biz de kalktık. Sen işte benimle birlikte bir iki kişiyi daha pazartesi günü işte DSİ Ben Spor'da antrenmana geliyorsunuz dediler. Biz hani ne olduğunu bile anlamadık. Ha, ne antrenmanı acaba falan filan. Sonradan öğrendik. Voleybola başlıyormuşuz falan diye. Ben öyle bir aslında şeyle başladım. Hani hep bu başlama hikayesi konuşuluyor. Herkesin çok daha güzel hikayeleri var. Ben de diyorum ki keşke annem ve babam bendeki o üstün yeteneği görüp beni voleybola yönlendirmiş olsa demeyi çok istiyorum. Ama maalesef tamamen tesadüfen başladım. Daha sonra 3 ay sonra bizim okuldan seçtikleri çocukları bizleri topladılar ve bir seçme yapacağız dediler. Ben de 3 aydır bir şeyde sebat etmem benim çok zordu. Yani çok maymun iştahlı bir çocuktum. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Bu seçmeyi kesin kazanmam lazım. Bu takıma girmem lazım diye ilk defa aslında hayatımda böyle bir heyecan duymuştum. Ve geçtim o seçmeyi ve işte o zaman küçük takım vardı. Küçük takıma girmeye hak kazandım ve işte antrenmanlara devam ettim. Benim için hani önemli bir andı o. Çok zayıf bir çocuktum ben. Asla yemek yemiyordum. Yani bütün sabahtan akşama kadar annemle yemek yemediğim için kavga ediyorduk yani. Ye. Çok zayıftım ama gerçekten ayakta durmakta zorlanıyordum. İşte voleybola başladım. Annemle bir de maymun iştahlı olduğumu bildikleri için bir ay sonra bırakır, iki ay sonra bırakır, yapamaz, edemez falan. Dediğim gibi çok sevdim, çok yapabildiğimi gördüm. Ve antrenörlerim işte beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini, işte makarna tüketmemiz gerektiğini, başka şeyler tüketmemiz, yanında et, tavuk gibi şeyler tüketmemiz gerektiğini söyledi. Ben çok heyecanlı olduğum için anneme dedim ki, anne dedim tavuk makarna yememiz gerekiyormuş falan. Annemin o gün bayramı oldu. Benim dedi, kızım dedi işte 12 yaşına geldi ve hayatımda ilk defa benden yemek istiyor dedi yani, inanamıyorum falan. Ondan sonra desteklemeye başladı. Yemek yediğimi gördükleri için hani bir yeteneği var kızım, destekleyelim işte onu yapalım diye değil vallahi.
Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında ben voleybola aşık olmadım. Ben bu sporu yapabilmemi çok sevdim. Çünkü gerçekten çok zor bir spor. Baktığın zaman teknik anlamda çok beceri ve tekrar gerektiren bir spor. Bunu yapabildiğimi görmek aslında benim kendime olan özgüvenimi arttırdı. Ben aslında burada kendime dedim ki gerçekten yapabiliyorsun. Çünkü biraz böyle şey bir çocuk değildim. Çekingen ve şey bir çocuktum. Sessiz, sakin bir çocuktum. Ve bana çok büyük bir özgüven verdi. Ben o fikre bayıldım diyebilirim yani. Voleybol evet güzel, yapmaktan çok hoşlanıyorum, çok seviyorum ama yapabiliyorum. Bu çok önemli bence, aradaki fark bu. İstanbul'u ilk gördüğümde, denizi gördüğümde, boğazı gördüğümde çok şaşırmıştım. Yeşil Spor Kulübü'ne geldik. Yeşil Spor Kulübü de deniz kenarında. Yani aman Allah'ım burası ne falan olmuştum yani. Ve büyük bir kulüp gibi gelmişti o zaman. Çok çok büyük bir kulüp. İnşallah kaybolmam burada diye. Çok bocaladım. Kimseyi tanımıyorum. Zaten dediğim gibi çekingen ve çok sakin bir çocuktum. Kolay kolay böyle insanlarla tanışıp kaynaşabilen bir insan değildim. Ben hatırlıyorum, bana soru sorulmadığı sürece hiç konuşmuyordum. 2-3 ay öyle geçti. Hani takım arkadaşlarımla bir şey yapamıyorum falan ve hani aslında fiziksel olarak yetersizdim. Ve benim için çok zordu. Sabah 6'da kalkıyoruz, okula gidiyoruz, sonra dönüyoruz, antrenman, oradan maça gidiyoruz falan filan. Çok yoğun bir tempoydu. Ama dediğim gibi o sahada olmak bana çok iyi geldiği için devam ettim. Ve bir sene sonunda Adnan abi, o zaman yani kulakları çınlasın, bizde çok emeği vardır, beni milli takıma çağırdı. Aynı zamanda Yeşil Spor Kulübü'nün de antrenörüydü. Yıldız Milli'ydi yanılmıyorsam, ona çağırdı. İşte Kıbrıs'ta idi kamp. Gittik, antrenman yapıyoruz ve benim biraz tarzım böyle gamsız gözüküyor dışarıdan. Yani böyle vuruyorum, gidiyorum falan filan, bir şey söylüyor, kafamı çeviriyorum falan. Hani şey yok, biraz böyle bir gamsızlık vardı. En son beni çağırdı kamp devam ederken, sen dedi çok uyuzsun dedi. Ben dedi senle yapamayacağım. Ben çantalarımı topladım, tekrar döndüm evime. Yani ilk milli takımda aslında elendim ben, gidemedim. Sonra aslında iyi ki bana öyle bir şey söylemiş. Çünkü ben o zamana kadar dışarı verdiğim imajı anlamamıştım. İçimde gerçekten fırtınalar kopuyordu. Orada kalmak, çalışmak, şey yapmak için. Ama bunu dışarı göstermediğin sürece insanlar bunu anlayamıyor. Dedim ki, o zaman dedim, şimdi dedim başka bir hikaye başlayacak senin için. Çalışman gerekiyor, çalıştığını göstermen gerekiyor. Burada olduğunu, o antrenmanda olduğunu göstermen gerekiyor. Göstermezsen anlamıyor kimse. Ve ondan sonra aslında bir kırılma noktasıydı o benim için. Kendime geldim. Dedim ki ben burada kalmak istiyorum. Milli takımda oynamak istiyorum. Daha iyi takımlarda mücadele etmek istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? En başta bir şu suratımı ve tavrımı değiştirmem gerekiyor. O hırsımı yüzüme yansıtmam gerekiyor. Ve öyle de oldu aslında. Bunun için çalıştım ve bir daha milli takımdan hiç ayrılmadım. O gün bugündür hep milli takımdaydım. O zaman ilk A milli takıma girmiştim. Ablalarım vardı, sağ olsun hepsi çok yardımcılardı. Ama en küçük bendim, 16 veya işte 15-16 yaşındaydım. Ve hani böyle yedeğin yedeği gibi götürülmüştüm. Çok gencim, potansiyelim var. Muhtemelen şey diye düşündüler. Hani gitsin, görsün bir ortamı, nasıl bir yer olduğunu. Tecrübe kazansın diye götürüldüğüm bir yerdi. Dediğiniz gibi final maçı Azerbaycan'la oynuyoruz. Azerbaycan da o dönem çok iyi bir takım. Çok zorlanıyoruz. Kazanmamız gereken bir maç ama çok zorlanıyoruz. Rahmetli Deniz abi, Deniz Esinduy böyle kenara baktı. Baktı.
bana sen gel böyle dedi. Ben hiç üzerime alınmadım. Ben de arkama bakıyorum. Arkamda kim var acaba? Hani o kadar şeyim, zurnanın son deliğiyim ki. Sen dedi Neslihan diye bağırdı bana. Ben koştum ve beni oyuna soktu. O andan itibaren oyuna girdikten sonra bir şeyler değişti. Ben iki tane servis attım. Takımın havası değişti. Belki de o ana kadar onu şimdi anlıyorum. O zamana kadar oynayan bütün takım arkadaşlarım belki de kendi içlerinde problem yaşıyorlardı. Ama içeri bir tane çömez girince bütün kendi dertlerini bırakıp bana yardım etmek için mücadeleye başladığı anda zaten biz o maçı kazandık. 2-0 mağlupken 3-2 maçı kazandık ve benim işte ilk orada dedim ki ne kadar keyifliymiş amil takımda oynamak diye ilk orada oynamıştım. Zaten annemler çok karşıydı benim gitmeme. İlk böyle bir teklif geldiğinde Şahin abiydi o zaman antrenörümüz. Bize işte Yeşilyurt'tan iki arkadaşımla daha teklif vardı ama ben biraz böyle şey gibiydim, eşantiyon gibiydim. O iki arkadaşım o dönemde benden çok çok daha iyi sporculardı. Beni de hani ikisini alana bir bedava gibi istediler. Anneme babama söyledim, dedi olmaz asla katiyen İstanbul hele. Yani mümkün değil, biz seni gönderemeyiz. Yani biz sen şuradan antrenmana giderken iki adım yere biz arkandan takip ediyoruz. Bir de biraz böyle sarsak bir çocuktum. Döke saça giderdim yani. Böyle her şeyi unuturum, şey yaparım. Sen orada dediler asla ve asla. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Senin okulun var, işte geleceğin var, olmaz. Böyle bir şeye müsaade edemeyiz. Ben bir gün düşündüm. Dedim ki aldım bunları karşıma. Ya tamam dedim. Ben sizin kızınızım. Siz de benim annem babamsınız. Gittim diyelim. Yapamadım. Bir daha beni eve almayacak mısınız dedim. Yani bana bu şansı neden vermiyorsunuz dedim. Hani ben gideyim, yapamayayım, sonra zaten dönerim. Yani siz benim ailemsiniz, siz böyle bir şey. Ondan sonra onlarda bir değişim oldu. Yani bendeki o zamana kadar belki de onların gözünde sorumsuz Leyla bir çocuktum. Ama o an belki de benim ne kadar önem verdiğimi anladılar. O zaman dediler, tamam gitsin bir baksın. Zaten gerçi hala şeyler yapamayacağıma çok emindiler. Gitsin bir baksın, yapamaz zaten 2-3 ay sonra döner dediler. Bir sene sonra onlar yanıma taşındı da onu da şey yapmak istemiyorum. İnsan hayatı boyunca annesi ve babası tarafından sürekli kontrol edilip bütün ihtiyaçları karşılanınca ben tabii şaşırdım yani. Bu tişörtler yıkanılıp nasıl benim dolabımda var oluyormuş? Hani çünkü artık benim yapmam gerekiyor bunları ve hiç böyle bir tecrübem. Çamaşır yıkamayı bilmiyorum yani. Yemek yiyoruz, bulaşık yıkanması gerekiyor. Bunları daha önce hiç düşünmemiştim. Ve aslında o konuda biraz zorlanmıştım ama annem tabii ki de, annem gene asla beni hiç bırakamadığı için 10 günde bir, bir haftada bir sürekli yanımda. Daha sonra dediğim gibi annem ve babam geldi bir sene sonra. Babamın emekli olmuştu o zaman. Annem dedi ki hadi dedi, Mustafa dedi, biz kızımızı yalnız bırakamayız. Gidelim İstanbul, İstanbul'a başında duralım diye. Öyle gelişti yani olaylar. Vakıfbank Güneş Sigorta Bursa'da düzenlenen Avrupa Top Teams Kupası dörtlü final maçlarının ilk gününde Belçika'nın Tongren takımını 3-1 yenerek finale yükseldi. Temsilcimiz finalde Almanya'nın Aluparma takımıyla karşılaştı. Neslihan ve Tanya'nın etkili smaçlarıyla öne geçen Güneş Sigorta maçı da 3-0 kazanarak Top Teams Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
İki gün süren dörtlü final mücadelesinin sonunda jüri tarafından başarılı bulunan voleybolcular da ödüllendirildi. En iyi servis Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Neslihan Demir, en iyi libero Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Necda, en iyi smaçör Alü Parma'dan Alice Blom, en değerli oyuncu yine Vakıfbank Güneş Sigorta'dan Neslihan Demir seçildi. Söyleyecek bir şey yok. Böyle net bir skorla böyle bir atmosferde 3-0 yenmek bizim için çok güzel. Bir şampiyon gibi oynadı bu takım bugün. Orası da çok güzel ve neşeli bir dönemdi aslında. Yani benim böyle kariyerim hep neşeli geçti zaten. Kötü geçtiği çok an yok. Orada da çok küçücük bir sahamız vardı yine. Selimiye'de. Şimdi hala oradaki mesela çay getiren bize abimiz hala şu an Vakıfbank Sarayı'nda ve bizim çocukluğumuzu biliyor. Yani biz 17-18 yaşındayken Sabri dayı diyoruz biz ona. Sabri dayımız bize çocuklar çay getireyim mi ne içersiniz diye hala Sabri dayılayız. Çok özeldir benim için o yüzden. O zamanki antrenörümüz Buzayev'di, Ukraynalı. Çok değişik bir, voleybolda çok fazla denenmeyen değişik bir sistem oynatıyordu aslında. Ona adapte olmak gerekiyordu. Menajerimiz de Nalan ablaydı, Nalan Ural. Ben de tabii çok genç ve henüz aslında kendini tam kanıtlayamamış olarak gitmiştim orada. Buzayev'le çalışmaya başladıktan sonra çok tekrara inanan bir antrenördü. Gelişimim birazcık daha hızlandı. En sonunda artık en son senemde normalde Buzayev sürekli bana takılırdı. Onu yap, bunu yap, şunu yap, bilmem ne. Onu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Son senemde bir maça çıkacağız. Herkese maçtan önce taktiğini veriyor. Sen işte şunu yap, sen bunu yap, sen de onu yap, sen de bunu yap. Bana dön dedi ki, canım dedi, sana Allah verdi, sen ne istiyorsan o dedi bana. Beni artık bırakmıştı yani. Beni bıraktığı anda anladı ki oynuyorum. Sen dedi ne istiyorsan o, ne istiyorsan onu yap dedi. Ve bu aslında bana çok güven vermişti ve sahada daha dik durabilmiştim. Bayanlar Ligi'nin iki güçlü ekibinin mücadele ettiği maçın ilk seti karşılıklı sayılarla geçti. Vakıfbank Güneş Sigorta, Olga ve Neslihan'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette Yeşilyurt, Irina ve Thomas'ın sayılarıyla toparlanmaya çalıştıysa da Vakıfbank Güneş Sigorta tecrübesiyle bu seti de 25-22 aldı. Üçüncü sette daha etkili bir oyun ortaya koyan Yeşilyurt, Helin, Esra ve Özge'nin etkili oyunuyla rakibini 19 sayıda tutmayı başardı ve bu seti 25-19 kazandı. Son sette oyunun kontrolünü eline alan Vakıfbank Güneş Sigorta, Neslihan'ın servis ve smaçlarından kazandığı sayılarla bu seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazanan taraf oldu. Neslihan 25 sayıyla maçın en skoreriydi. Başa baş gidiyorduk puanda. Puan vermeden maçı aldığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzdeki Eczacıbaşı maçına bakıyoruz. Aslına bakarsanız kadro olarak kağıt üstünde iyi bir takım değildik. Değişik bir sistem oynuyorduk, dediğim gibi Buzayev'in sistemi. Ve o zaman en büyük rakibimiz Eczacıbaşı'ydı. Ve Eczacıbaşı'nın gerçekten çok iyi bir takımı, çok iyi bir kadrosu vardı. Biz de sürekli onlarla işte finalde oynayıp kaybediyoruz, onun finalinde kaybediyoruz şeklinde ilerliyordu. Ama o sene gerçekten değişik bir sinerji oldu sizin de dediğiniz gibi. Takım birbirine çok acayip kilitlendi. Ben hatırlıyorum, şu an şehri hatırlamıyorum ama playoff oynuyoruz. Kazananın şampiyon olacağı bir maç. Eczacıbaşı ile oynuyoruz. 22-11 gerideyiz. Set bitti yani, artık hani kaybedeceğiz, öbür sete kalacak. Oradan maçı çevirdik mesela. 25-23 mü, 25-26-24 mü, biz o seti kazandık ve şampiyon olduk. Olga, yüksek bir top yine Olga'ya. Olga vuruyor, savunmada karşılıyor. Gülden Kayalar, bir hücum şansı daha. Neslihan vuruşu savunmadan sekiyor ve şampiyon Vakıfbank Güneş Sigorta. Maçı kazanıyor. Set skoru 15-13. Maçı 3-2 Vakıfbank Güneş Sigorta alıyor. Ve 2003-2004 sezonunda şampiyonluğu elde ediyor Vakıfbank Güneş Sigorta Bayan Voleybol Takımı. Aslında bu anlar çok önemliydi. Oynadığınız her maç, yaptığınız her antrenman sizi bu anlara hazırlıyor. Orada da öyle bir enerji vardı. Takımda herkes çok istekliydi. Herkes birbirine yardım ediyordu.
Bir de şu tarafı var yani voleybol, basketbol veya futbol gibi bir takım sporu değil. Voleybolda tek başınıza 70-100 tane sayı yapabilirsiniz ama maçı kaybedebilirsiniz. Sadece kendi motivasyonunuzla başarıya ulaşabileceğiniz bir spor dalı değil. Arkadaşınızın, yanınızdaki insanı da motive etmekle sorumlusunuz. Çünkü 3 pas var ve sadece bir kere dokunabiliyorsunuz sayı olabilmesi için. O yüzden yanınızdaki arkadaşınız iyi manşet almazsa, pasörünüz size iyi pas atmazsa o sayıyı alamıyorsunuz zaten. O yüzden çok birbirine bağlı bir şey. Biz de o enerjiyi çok iyi yakalamıştık. O dişliler sonuna kadar hareket etti, devam etti ve sonunu getirdik. Aslında böyle oluyor yani başarı dediğiniz şey. Ben İhsan'la birlikte çok mutluyuz. Nedenlenebilir ki yani. Hem maçı kazandığımız için hem de şampiyon olduğumuz için. Bize iki set yetiyordu esasında. Ama biz maçı da alıp prestij maçımızı da kazanmış olduk. Gerçekten çok mutluyuz. Herkes çok inanmıştı. Bugün herkes şampiyon gibi oynamıştı. Ben bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca annemin anneler günü ve bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Hamile kaldığımı öğrendikten sonra yani bilmiyorum yani daha önce hiç hamile kalmadığım için hamile kaldığımı öğrendim. Çok da bir fark yok dedim yani. İşte ilk doktora gidiliyor. Doktor baktı ki çok güzel, her şey çok yolunda. Dedim ben hani voleybol oynuyorum. Dedi oynayabilirsin, hiçbir sıkıntı yok dedi. Şu an dedi işte bebeğin yerleşimi, kalp atışı hiçbir şey yok dedi. Sadece dedi çok çok ağır kiloların altına girme. 4 aylık hamileliğe kadar hiç sorunsuz oynadım ki hatta inanılmaz da bir enerji geldi bana. Çok iyi hissettim yani 5 set maç oynuyorduk. Diyorum çıksam bir 5 set daha oynarım herhalde falan diye. Ama işte 4. aydan sonra doktorum da dedi ki tamam yeter. Hani güldük eğlendik artık durma vakti. Öyle durdum yani. Yani ben biraz daha sorumsuzdum çocuğum olmadan önce. Sahada da öyleydim. Gamsız, sorumsuz, biraz böyle nasıl söyleyeyim, risk almayı çok seven bir sporcuydum. Zeynep olduktan sonra insanlarla iletişim şeklim bile değişti. Çok daha sahiplenici, koruyucu, sevecen bir tavır bürünmeye başladım. Sahada daha çok sorumluluk alma, daha dikkatli, oyunu çok daha iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Çok daha akıllı oynamaya başladım diyebilirim. Çok fark etti yani benim için. Şöyle söyleyeyim, Zeynep herhalde 6-7 yaşına kadar, şu an 14 yaşında, 7 yaşına kadar benim kim olduğumu bilmiyordu. Ben top oynamaya gidiyorum falan filan. Bir gün babası bahsetmiş. Ondan sonra inanılmaz bana bir ilgisi arttı. İlgisi derken beni beğenmeme. Maçtan çıkıyorum, eve geliyorum. Bir kağıt hazırlamış. İşte oyuncuları dizmiş sahaya. Anne burası boş. Görmüyor musun? Size öğretmeniniz söylemiyor mu? Yani bunu da yapamayacaksanız bence sizin takım çok kötü falan. Sürekli beni beğenmeme, sürekli benimle yarışma. Öyle bir dönem vardı böyle 2 sene ama tabii kendisi de büyüdükçe. Şimdi çok tatlı bir ilişkimiz var. Ben onun için çok iyi şeyler dileyebilirim tabii ki de. Çok iyi insanlarla karşılaşsın. Hep hak ettiği yerlerde olsun. Bir tanecik kızım var yani onu da mutlu görmeyi çok isterim. Şöyle söyleyebilirim, ilk bayrağı taşımadan başlayayım. Benim o gün antrenmana gidiyordum ben. Arabadaydım, telefonum çaldı. Hatırlamıyorum yani yalan olmasın, bilmem ne spor kanalından arıyorum. Sizi görüş almak istiyoruz. Dedim, vereyim de neyle ilgili, ne sanam dediler, bayrağı siz taşıyorsunuz. Öyle mi falan oldum yani benim haberim yoktu. Arabada giderken bir spor muhabirinin aramasıyla haberim oldu. Çok sevindim, çok heyecanlandım. Tabii insan ne tepki vereceğini de bilemiyor. Yani çok büyük bir şey çünkü çok büyük bir sorumluluk. Daha sonrasında işte o gün geldi, çattı.
o bayrağın taşınacağı gün. O gün zaten sabah herhalde 6'da falan kalktım ben. Akşam olmasına rağmen olimpiyatların açılışı. Öğlen oldu, yerimde duramıyorum. Kızlara dedim ki ben giyinip hazırlanıyorum dedim. Akşam 7-8'de gitmemiz gerekiyor açılışa. Ben 12'de hazırdım bütün kıyafetim falan. Ayakkabılarla yürüme denemesi yapıyorum. Düşer miyim? Acaba nereye takılırım? Takılabileceğim bir yer var mı? İnanılmaz heyecanlanmıştım. Ve işte o şeyi taşırken gerçekten insanın o ana gitmek çok kolay benim için. Yani o kadar derin bir yerde ki ben de çok kolay gidebiliyorum o ana. İnsanlar şu an her şeyi gözümün önüne size anlatırken bile o an gözümün önüne gelebiliyor. Çünkü çok derin bir anlamı vardı. Ülkemi bu anlamda temsil etmek inanılmaz gurur vericiydi ve hala unutamam. Rakibimiz İtalyan takımıydı finalde. Grupta onları 3-0 yenmiştik ama işte adı final olduğu için çok stresli bir maçtı. O gün takım arkadaşlarım belki de istedikleri performansı gösteremediler. Ve ben o zamanlar Boşkoviç'in yedeğiydim. Şu an Eczacıbaşı'nda, o zaman Eczacıbaşı'nda oynuyordum. Boşkoviç'in yedeğiydim. Ve Boşkoviç de o gün servisi tutturamamıştı. Sürekli kaçırıyordu veya etkili olmuyordu, istediği gibi yapamıyordu. Maç 2-2 oldu ve 5. set başladı. 5. sette de tabii her sayı el yakan sayılardır. Çünkü çok önemli olduğu için 15 sayı oynanıyor ve biz sete başladık. Hepimiz çok heyecanlıyız. Kenardan olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz kızlara ama bir türlü oyun gitmiyor. En son hani gelinen noktada 10'a 12 gerideydik. Hatırladığım kadarıyla ve 3 sayı kaldı onların şampiyonluğunda. Nasıl çevireceğimizi bilmiyoruz. O zamanki antrenörümüz Massimo'ydu. Massimo bir anda arkasını döndü. Boşkoviç servise gidiyordu. Nesledi servise gir dedi. Şimdi 12-10 gerideyiz. Çok zaten parlak gözükmüyor durumumuz. Ben smash servis atıyorum. Çok riskli bir servis. Ve Massimo dedi ki bana servise gir. Ben hayatımda hiç bu kadar korkmadım. Yani o kadar maç oynadım. Bacaklarımın titrediğini gerçekten kenara giderken böyle kurbanlık koyun gibi gittim. Titreyerek gittim yani Boşkoviç ile değişmeye. Ve servise geçtim. O an mesela sadece elimde top vardı. Hiçbir şey görmedi gözüm. Sahada kim var, karşıda kim var? Tek amacım o topu kaçırmadan karşı sahaya göndermekti ve bacaklarım titrerken bunu yapmam gerekiyordu. İlk servisi attım. Bir şekilde biz oynadık, gitti geldi. Sayıyı aldık. Dedim ki tamam, görevini yapıyorsun şu an. Biraz daha dedim. Güçlü atabilirsin bu servisi ama bacaklarım titriyor. Artık onu kabul ettim yani hani. Sonra tekrar attım. Yine oyun gitti geldi. Hatta böyle challenge'a mı gitti bir şey oldu. O sayıyı da aldık 12-12. Dedim bak harikasın, görevini yaptın. Artık bundan sonra ne olacaksa olacak. Ben dedim gidiyorum atarım servisimi. Ne yapıyorlarsa yapsınlar artık dedim. Servisi bir attım sayı oldu. Ve biz bir şekilde o maçı kazandık, dünya şampiyonu olduk ve bütün herkes bana soyunma odasında gelip sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bu kadar cesur olabiliyorsun? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Ben bunu asla yapamam. Ben şeyi fark ettim, korktuğumu kimse anlamamış. Hani çok enteresandı, o yüzden hep şey diyorum yani cesur olun. Değilseniz bile öyle davranın, kimse aradaki farkı anlamıyor. Çünkü ben orada muhtemelen hayatımın en korkunç 10 dakikasını falan geçirdim. Mağlubiyetin kucağınıza kalabileceği bir andı ve kalmadı. Çok benim için hani psikolojik olarak atladığım başka bir eşik olabilir orası. Haydi Neslihan. Maçı noktala. Güzel servis atışı. Hatalı manşet. Safranova yükseliyor. Top karşılıyor. Aferin Neslihan. Haydi Yücel. Haydi Yücel.
çok planlı, programlı, disiplinli yaşamaya alışmış insanlarız. Ve bu rutinimizden bir anda çıkınca değişik oluyor. Yani hani bunu biraz zorlanıyor insan. Ama daha sonrasında gayet iyi alıştığımı düşünüyorum. Bayağı gezdim, tozdum. Çünkü her ne kadar birçok seyahatimiz de olsa sporculuk hayatımızda dünyanın dört bir tarafını gezdik. Ancak sadece spor salonlarını ve oteli görme şansımız oluyor. Çok fazla gezme, o ülkenin kültürünü tanıma fırsatı bulamıyorduk. Ben birazcık bıraktıktan sonra biraz gezdim, tozdum. Daha sonra da işte şu an hala tekrardan gerçekten ahkam kesebileceğim voleybolun içinde kalmaya devam ettim diyebilirim. Benden önce biliyorsunuz Pelin Yüce, benim aynı takımda oynadığım ablamdır ve çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir ablamdır. Bir gün bana geldi, dedi ki Nesli, dedi, ne düşünürsün, dedi, Vakıfbank'ta menajer olmak hakkında. Bence sen, dedi, bu işi yapabilirsin, dedi. Ben seni senelerdir tanıyorum ve bu işi yapabileceğini düşünüyorum, dedim. Onun bana biraz motivasyon vermesiyle, yapabilirsin demesiyle kendimi o tarafa geçmiş buldum diyebilirim. Baktığımızda çok değişik bir tarafmış bu taraf, yönetim kısmı. Çünkü sporcuyken sadece kendinizden sorumlusunuz. Antrenmanınızı yapıyorsunuz, performansınıza dikkat ediyorsunuz, maça çıkıyorsunuz ve eve gidiyorsunuz. Başka düşünmeniz gereken hiçbir şey yok gibi. Ama yöneticilik tarafında tam tersi, takımda 14 tane kız var, 13 tane staff var. Bunların hepsinden sorumlusunuz bir anda. Ve bu dengeyi oturtmak gerekiyor. Böyle kendilerinden evlatları gibi gördü bizi izleyenler. Çünkü daha önce, nasıl diyeyim, Cumhuriyet'ten beri belki de en büyük kadın hareketi kadın voleybolu şu an. İnanılmaz büyük bir yerde. Bu bizimle başladı ve kar topu gibi büyüyerek devam etti. Bunun bir parçası olmak, bunun başlangıç noktası olmak tabii çok ayrı bir şey. Biz herkesin kızıydık. Herkes bizi ya ablasıydık ya kızıydık. Şimdi bile mesela abla, çocukluğumdan beri seni takip ediyorum. Kazık kadar olmuş yani, üniversite bitirmiş, işe başlamış, evlenmiş, çocuğu olmuş. Yani bu aslında çok uzun bir hikayenin küçük bir parçasındayız biz. Ve bu çok güzel yani. Bence en büyük kadın hareketi şu an Türkiye'de voleybol.